Gözümüler kanallardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz uzman öğretmenlik modül 2 ölçme ve değerlendirme testi ile devam ediyoruz. Evet videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. A sistem en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik ögelerden oluşan delik bir örüntüdür. B. Bir bütüne sistem diyebilmek için girdiği süreç ve çıktı ögelerinin olması gerekir. C. Eğitim bir sistem değildir. D. Eğitimde kontrol yani denetleme, ölçme ve değerlendirme ile mümkündür. Gözlenmeyen süreçler ve ürün değerlendirilemez. Birkaç saniye boşluk bırakıp diğer soruya geçeceğiz. Sizin de düşünme süreniz olsun. Evet birinci sorumuz hangisi yanlıştır diyor. C şıkkı, eğitim bir sistem değildir. ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı C şıkkı diyoruz değerli arkadaşlar. İkinci sorumuz aşıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ölçüt ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi görür. B. Ölçüt değişirse değerlendirme de değişir. C. Ölçüt, ölçülen özellik hakkında karar alabilmek, yargıya varabilmek, değerlendirme yapabilmek için dayanak alınan referans noktası ya da referans aralığıdır. D. Bir ölçme sonucunu yani ölçümü en az bir ölçüde vurarak ölçülen nitelik hakkında karar verme, yargıda bulunma işlemidir. Ölçülmeyen, kontrol edilmeyen süreçler denetlenebilir. Evet. Yanlış olan şıkkı bulacağız. Burada. <laughs> evet. Yanlış olan şıkkımız E şıkkı. Ölçülmeyen, kontrol edilmeyen süreçler denetlenebilir ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı Edirne diyoruz. Geçelim üçüncü sorumuza. Geçtiğimiz yüzyılın özellikle son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojisinin öneminin artması toplumlarda, üretimde ve eğitimde bir paradigma değişimine yol açtı. Artık nokta nokta bilgi toplumlarına hızlı bir dönüşüm baş gösterdi derken burada G boş bırakılan yere ne gelecek? A. Geleneksel toplumlardan, B. Teknoloji toplumlarından, C. Sosyal toplumlardan, D. Sanayi toplumlarından, E. Üretim toplumlarından. Evet üçüncü sorumuzun cevabı da sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına hızlı bir dönüşüm baş gösterdi şeklinde olacak. Dolayısıyla cevabımız değişiklik denizli diyoruz. Dördüncü sorumuz açıklayıcıdan hangisi dünya ekonomik formuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri içerisinde yer almaz? A yaratıcılık, orijinallik B karmaşık problem çözme C analitik düşünme ve yenilik yaratıcılık D çoklu beceri E eleştirel düşünme ve analiz. Evet burada 10 temel beceri içerisinde yer almayan D şıkkındaki çoklu beceri olacak değerli arkadaşlar. Cevabımız D diyoruz. Evet gelelim 5. sorumuza. Aştakilerden hangisi amaca göre değerlendirme türleri arasında yer almaz? A. Psikometrik amaçlı değerlendirme. B. Tanıma, yerleştirmeye yönelik değerlendirme yani diagnostik değerlendirme. C. Biçimlendirme, yetiştirme yönelik değerlendirme yani formatif değerlendirme. D. Değer biçmeye, düzey belirlemeye yönelik değerlendirme yani summatif değerlendirme. E. Rehberlik amaçlı değerlendirme. Evet. Amaca göre değerlendirme türlerinde arasında yer almayan nedir değerli arkadaşlar? A şıkkımızdaki psikometrik amaçlı değerlendirme diyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet altıncı sorumuz. Kerim temel yeterlik testinden TYT'den 450 puan aldı. Can'ın genel yetenek testi sonucu zeka bölümünün 132 olduğu belirlendi. Zeynep yapılan test sonucunda birinci oldu. Evet burada baktığımızda yukarıdaki verilen örnek hangi kavramsal temel ilgilidir? A pekiştirme, B ölçme, C ölçüt, D değerlendirme, E dönüt. Evet burada yapılan nedir arkadaşlar? Ölçmedir. Dolayısıyla cevabımız B ölçme diyoruz. Yedinci sorumuz yukarıdaki verilen örnek olay kavramsal temel ile ilgilidir. Hangi kavramsal temel ilgilidir? Kerim gıda mühendisliği programını yerleştirmiştir, yerleştirilememiştir. Can üstün yetenekle sınavına kabul edilmiştir ya da edilmemiştir. Zeynep dersten geçmiştir ya da kalmıştır. Mehmet öğretmen olarak atanmıştır ya da atanamamıştır. Hakan burs almaya hak kazanmıştır ya da burs alamamıştır şeklindeki ifadeler hangi kavramsal temelle ilgilidir? A. Göstergeyle ölçme. B. Ölçme. C. Ölçüt. D. Değerlendirme. E. Temel. Ölçme. Evet. Buradaki verilen ifadeler değerlendirme ile ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız değişik değerlendirme diyoruz değerli arkadaşlar. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi portfolyo oluşturma sürecinin basamaklarından biridir? A, biri değildir pardon. A toplama B seçme C yansıtma D ya C yansıma D yansıtma E sonuç. Evet. Portfolyo oluşturma süreci basamaklarından biri ol birinden olmayan değerli arkadaşlar C yansıma olacaktır. Evet. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Yukarıdaki verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Ölçü ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi görür. Değerlendirmenin basamakları ölçme, ölçüt ve karardır. Ölçmede gözlenen özelliğin bir betimlemesi yapılır. Eğitimde ölçme yalnızca sınavlardan ibarettir. Ölçü değişirse değerlendirme değişmez şeklinde. Bunlardan hangisi doğrudur diye baktığımızda A1-2-4, B2-3-4-5, C2-3-4, D1-2-3, E1-2-3-4-5. Evet cevabımız 1, 2 ve 3 doğrudur. 4 ve 5 yanlıştır diyoruz değerli arkadaşlar. Onuncu sorumuz. Başvuran kişi sayısının çok anlayacak kişi sayısının az olduğu. Yani arz talep dengesizliği olan sınavlarda yerleştirme atama. Örneğin LKS, YKS, KPSS ve TUS ve bunun gibi sınavları hangi değerlendirme ile yapılmak sınavlar hangi değerlendirme ile yapılmak zorundadır? A. Mutlak değerlendirme. B. Bağlı değerlendirme. C. Bağımsız değerlendirme. D. Tanıma yerleştirme yönelik değerlendirme. E. Sumatif değerlendirme. Evet, kolay bir soru. Nedir bu? B. Bağıl değerlendirme diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, geçelim 11. sorumuza. Öğrenci ile ilgili önemli hayati kararlar verileceği zaman nokta nokta yapılması gerekir. Örneğin tek ders sınavları, yabancı dil muafiyet sınavları gibi. A. Formatif değerlendirme, B. Bağıl değerlendirme, C. Bağımsız değerlendirme, D. Mutlak değerlendirme, E. Summatif değerlendirme. Evet öğrencilerle ilgili önemli hayat kararları vereceğiz. Zaman mutlak değerlendirme yapılması gerekir. Yani cevabımız D de denizli şıkkı diyoruz. 12. sorumuz. Şanslı ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştı genellikle bilinemeyen hatalardır. Ölçmelere tek yön olarak karışmaz. Ölçme sonuçlarına bazen pozitif bazen negatif yönde etki eder. Sabit ve tesadüf olmayan hatalar tesadüfi değişken olma özelliğine sahiptir. Açıklaması verilen hata türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölçme aracından kaynaklanan hata. B. Tesadüfi yani rastlantısal hata. C. Sistematik hata. D. Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata. E. Bireyden, öğrenciden kaynaklanan hata. Evet buradaki hata türümüz nedir arkadaşlar? B şıkkı Bursa tesadüfi rastlantısal hatadır diyoruz. Evet gelelim 13. sorumuza. Ne diyor 13. sorumuz? Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen. Diğer bir değişle bir ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin marketteki terazi üzerinde herhangi bir nesne yokken terazi eksi 120 gram gösteriyorsa ne tartılırsa tartılsın 120 gram eksi bir ölçülecektir. Bir öğretmen sınavda herkese 10 puan veriyorsa fazla veriyorsa yine karışan hata sabit olacaktır. Açıklaması verilen hata türü açtakilerden hangisidir şeklinde sorumuz var. A ölçüm aracından kaynaklanan hata, B bireyden öğrenciden kaynaklanan hata, C tesadüfü yani rastlantısal hata, D sistematik hata, E sabit hata. Evet. Buradaki verilen hatadır arkadaşlar. Nedir? Sabit hatadır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı diyoruz. 14. sorumuz. Ölçülen büyüklüğe. Öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatadır ya da hatalardır. Örneğin marketteki terazi her 1 kilogramda 20 gram eksik de artıyorsa, üzerine kullanan esne nalı artıkça hata miktarı artacaktır. Bir öğretmen sınavında yazılısı kötü olandan puan kırıyorsa yine karışan hata sistematik olacaktır. Açıklaması verilen hata türü açıdakilerden hangisidir şeklinde? A. Ölçme aracından kaynaklanan hata. B. Bireyden yani öğrenciden kaynaklanan hata. C. Sistematik hata. D. Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata. E. Tesadüfü yani rastlantısal hata. Evet buradaki hatamız değerli arkadaşlar C şıkkı sistematik hata olacaktır. Evet 15. ve son sorumuza bakalım. Tesadüf hataların kaç kaynağı vardır? A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Evet arkadaşlar tesadüf hataların kaynağı aşkındaki verilen 4 doğrudur. Yani cevabımız aşıktır. Bir dahaki testimizde Görüşmek üzere. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum.